Düşün. Ya bu nedir ya şimdi? Hiç yakışıyor mu? Hı? Bakın 20'li tuvalet kağıdı var. Güzel popolarınız için. O 64'lüsü 73 dolar diyor. Araba mı alıyoruz ya? Bak bak, reis burada, reis. Görüyor musunuz arkadaşlar? Arkadaşlar, market alışverişindeyiz. Kosa geldik. Bizim evimize yakın olan bir yer burası. Hem size fiyatları göstereceğim hem de biz market alışverişi yapacağız haftalık. Bakalım fiyatlar bize kaça patlayacak. Önce yumurtadan başlayalım. Yumurtaya doğru gidelim. Ama yumurta yok. Kuş gribinden dolayı yumurta yok arkadaşlar. Avokadolarımız var, 2 dolar. Arkadaşlar, muzun kilosu 4.90. You can get it. Yeah, that's fine. That's perfectly fine. Patlıcanın kilosuna bakın, 8.90'a patlıcan mı olur? Zucchini. Bakın meyve fiyatları bu şekilde. 3.5, 4.5. Armut var. 4.5. Şu elmadan varmış. 1.90. Meyvelerin fiyatları böyle. Capsicum fiyatlarımız var burada. Şeyler, ne derler, dolmalık biber 3.90'dan. Kiviler. Kivinin 4 tanesi 5 dolarmış arkadaşlar. Şimdi şuradan gidip bir karpuz alacağız. Karpuzlarımız, buranın karpuzlarını seviyorum arkadaşlar. Rengi biraz kaçmış. Ama çekirdeksiz oluyor genelde. Bu biraz çekirdekli. Kilosu 2,5 dolar arkadaşlar. Mantar alacağız. Mantarın bir tanesi 4 dolarmış. 2 tanesi 7 dolar. Şimdi bir tane alacağız. Aynı cheese, yes. Peynir almaya gidiyoruz arkadaşlar. Bu arada size kuru yemişlerin fiyatını göstereyim. Bakın şöyle 29 dolar karışık var burada gördüğünüz gibi. Antep fıstığı var 28 dolarmış kilosu. Kajumuz var 24. Bu arada benim burada hazır aldığım var, hemen gidip ondan alalım. Bakın size göstereyim, tuzlusu değil. Bunun karışık tuzsuz vardı burada bir yerde. Sanırım bu, aynen. Kavrulmuş, şunu alıyorum ben genellikle. Bu bana bir hafta gidiyor. Ne kadarmış? 12 dolarmış. Brezilya cevizi var. O da 12 dolar. Genellikle 10-12 dolar bunlar. Şimdilik biz bunları aldık. Bakın burada sürmelik malzemeler var. Peynirler falan karışık. Çok fazla buradan alışveriş yapmıyoruz. Birazdan size et balık ürünlerini de göstereceğim. Şimdi peynir reyonundayız. Şu kaşardan alıyorum ben genellikle. 7,5 dolarmış. Bu kaç gram? 250 gramı 7,5 dolar. Yani fena değil arkadaşlar. Çok da ucuz da değil. Şunlar da var tabii. Ekstra işte yaşına göre. Mesela bu ne diyor? 18 aylıkmış bu peynir. 10 dolar diyor. Şu indirimdeymiş 6 dolar. Ama bazısı çok ağır. O yüzden benlik değil. Fiyat şöyle dilimlenmişler var. 10 dolar yine. Ondan sonracığıma böyle sürmelik peynirler falan var. Bunları da tüketmiyorum bu arada. Benlik değil yine aynı zamanda. Daha bu arada farklı peynirler var arkadaşlar. Aşırı ağır böyle yani, zehir gibi. Millet yiyor ama yani. Bakın burada da yine sürmelik peynirler falan var. Feta peynirler var işte, bizdeki gibi direkt. Greek olarak geçiyor burada bu peynirler. 5 dolarmış. Gidelim. Şimdi tavuk alacağız. Tavuk. Sporcunun vazgeçilmezi. Ne alacağız? Tavuk fiyatları böyle arkadaşlar. Bakın şurada kanat var. Kanatın kilosu nerede bilmiyorum ya. Bu 7 dolar. Kilosu ne kadar bilmiyorum. Kilosu herhalde 8-10 dolar bir şey. Bu 800 gramlık arkadaşlar. Tavuk kanadı alıyoruz. And then bir de işte bacak, böyle yağlı yağlı baldır bacak tavuk alacağız. Bu da 1,5 kilo. Pardon, 1 kilo 158 gram. Kilosu 14,5'muş. Bu da bize 17 dolara denk geliyor. Tavuk fiyatları genel olarak böyle arkadaşlar, gördüğünüz gibi 9 dolar, 10 dolar. Şimdi diğer tarafa doğru geçelim. Deniz ürünleri var arkadaşlar. Mesela salmon alacağız. Kilosu birazcık pahalı bunun maalesef ki. Şunun bir tanesi, how much is it? 21 dolar. 21 dolar arkadaşlar şu gördüğünüz, totalde 400 gram ama sağlıklı biliyorsunuz. Bunu da alışverişimize ekliyoruz. Ondan sonra şurada farklı farklı balık ürünleri var. 10 dolar, 15 dolar. Çok fazla balık benlik değil. Salmon bir tek alıyorum. Burada da hazır pişireceğiniz var. Fiyatları ilgili görebilirsiniz. Tek tek buradan size anlatmayayım. Şimdi de kırmızı et. Kırmızı et fiyatlarımız böyle arkadaşlar.
Abi bilmiyorum etin neresi, hiç bir fikrim yok. Neti takip ediyorum. Şunu alacağız. Ha, fiyatı da indirime girmiş. Kilosu, pardon, 850 gramı 12.75. Yani bu 13 dolar arkadaşlar. Yanlış söylemediysem eğer. Et fiyatları genel olarak böyle arkadaşlar. Kıyma alacağız tabii ki bir de. Burada hazır kuşbaşı kesilmişleri var. Yarım kilosu 10 dolar arkadaşlar. 800 gram. 800 gramlık alacağız biz. Normal. İşte az yağlı bu arada. Lean yazıyor üzerinde. Az yağlısını alacağız. O da bize 12.5-15 dolar civarında bir şey. Zaten en son fişlerde göreceğiz. Bu arada kanalıma da abone olursanız çok mutlu olurum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Bu arada alttan lafa atlıyorum. Ekmeklerimiz var. Ekmek fiyatları da böyle. Ekmek yemiyorum ama genellikle 3 ile 5 dolar arasında arkadaşlar. Tavuk göğüs falan aynı şekilde. Bakın 1 kilo 300 gramı 12 dolarmış. Bütün tavuk, bütün tavuk arkadaşlar 4,5 dolar bu arada. Bal alacağız. Bu arada size bal fiyatlarını göstereyim. Bakın bal fiyatları 8 dolar, 11 dolar. Değişiyor kalitesine göre vesaire. Biz genelde bunu alıyoruz. 7 dolarmış. 7 dolar 20 sent. Organik bal diye geçiyor. Ne kadar artık yersek. Ne kadar organik bilmiyorum. Bu aşağıda da var yine farklı farklı ballar. Genel olarak zaten böyle 8-10 dolar civarında. Bu arada bu daha çok tavsiye ediliyor arkadaşlar. 18 dolar fiyatı da. Zehir gibi. Çayın içerisine koyduğun zaman ilaç ilaç. Say ilaç ilaç. İlaç ilaç. Is it correct? Yeah. Bu arada genel olarak da şey protein barları alırdım buradan. Artık çok pahalı. 4,5 dolara falan çıktı artık. O yüzden protein bar falan almayı bıraktım. Bakın mesela şu 5 dolar abi. 3 dolara satıyorlardı. 5 dolar olmuş. Çok pahalı. It's too expensive. Yeah. Yeah. Böyle meyve sularımız var. 4,5 dolar. 3 dolar. Ama şeker abi. Bizlik değil. Kahvaltımın vazgeçilmesi cracker alacağım arkadaşlar. Sabahları kahvaltıda ecik yiyorum. Şunlardan alıyorum. Bu bildiğiniz abi pirinçten yapılma. 2,5 dolar. Bundan bir bundan alacağım. Bir tane de şu sevdiğim var yukarıda. Şundan alacağım. Totalde 5 dolar bu ikisi. Bu arada şu çikolatalar çok güzel ama maalesef ki pahalı. 28 dolar. I like this one. Diyor ki bana bir tane daha alman lazım. Şu an artık çok geç. Okay, put in a trolley. How much is it? Now it's special price, $5.95. Aa, şu an özel fiyat varmış. How much? $5.95. Okay, 6 dolar arkadaşlar. 5.95'miş. Abur cuburlar burada genellikle arkadaşlar fiyatlar 3 dolar, 5 dolar ama açıkçası yemiyorum. Şöyle bisküviler var. İşte klasik bunlar. 3 dolar. Tim Tam bu arada burada çok popüler arkadaşlar. Farklı farklı bir sürü çeşidi var. Genel olarak 3-5 dolar arasında fiyatları değişiyor. Süt fiyatları bu şekilde. 2 dolar, 3 dolar. İçecekler var arkadaşlar. Schweppes'ler falan bakın 1 dolar, 3 dolar. Şunlar var 2 dolar. Biz şimdi Coke Zero alacağız ama. Mini olanını alacağım. Mininin fiyatına bakalım. How much is it? Arkadaşlar Coca-Cola'nın küçük olanında indirim varmış şu anda. 6.75. Let's get one. Yeah. Cips alalım ya. Benim favorim bu arkadaşlar. Şöyle bir cips. Buna bayılıyorum. Hiç de sağlık değil ama bir şey olmaz. Litrelik kolalar da var. Kaç litre bu? 1.25. 3 dolar. 4 dolar. Yazın vazgeçilmesi bu içeceklerimiz 3 dolar. İçecek kısmı böyle arkadaşlar. Genel olarak fiyatlar. Biz devam ediyoruz öteki tarafa doğru. Pirincimiz var ama size fiyatı göstermek istiyorum. Genelde biz bunu yasmin alıyoruz. Şu an indirimde. Aslında alabiliriz ya şu an. Yarı fiyatına inmiş. Kaç kiloymuş bu? 5 kilo pirinç 12 dolar arkadaşlar. Normalde 20 dolar, 19 dolar falan. Küçük alıyoruz normalde bu şekilde. Neyse. Şimdilik evde pirincimiz var. Konserve balıklar var arkadaşlar. Şu küçükler öğünlük böyle 1.35. 1.35 çoğu indirimde şu anda. Don 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 don. Makarnalar diğer tarafta var. 2 dolar çoğunluğu. Daha kaliteli bir şey istiyorsanız 5 dolara falan genellikle. Şunlar var 1.9 diyor. Size zeytinyağlarını göstereyim arkadaşlar. Bakın yarım litre 375 ml'likler 13 dolar.
yarım kilolar 16 dolar. Genellikle 10 ile 15 dolar arasında değişiyor. İşte büyükler var, 1 litrelik olanlar abi 26 dolar. Daha büyükleri falan da var mesela, bu bayağı büyük. Kaç litre abi bu? Almost, neredeyse 4 litre 60 dolarmış. Zeytinyağı fiyatları böyle. Yeah. Bir yıl kullanıyorsun abi onu zaten. İşte bunlar, ayçiçek yağı falan var 7,5 dolar ama ayçiçek yağı çok kullanmıyoruz ya. Genellikle zeytinyağı kullanıyoruz biz. Yağ fiyatları bu şekilde. Şimdi şöyle devam edelim bakalım. Aynen, ne? What is it? Tuşu. Yes, tuşu. Tuşlarımız var abi. 6-7 dolar, 3 dolar, 5 dolar. Çok pahalı değil. Evde bizim zaten bir sürü farklı farklı tuşlarımız var. Mayonez ketçaplarımız var. 4 dolar, 5 dolar. Bu arada evde bu filtreden kullanıyorum. Her biri 1-1,5 ay gidiyor. Abi 30 dolarda 50 dolar olmuş. Avustralya'daki suyu ben çeşmeden içmiyorum. Filtreden arıtarak içiyorum ama bayağı pahalanmış. Evde galiba bir tane daha vardı. Bulamazsam muhtemelen gelip alacağım maalesef ki. Ondan sonra abi buraya geldiğinizde bu arada vazgeçilmeziniz bunlar olacak. Yemek kapları. Yemeğimizi evde pişirip iş yerinde yiyoruz. Unutmayın, öteki türlü paranız yetmez hiçbir şeye. Proteinli puding alacağım arkadaşlar. Proteinli puding en sevdiğim. Arada iş yerinde atıştırma yapıyorum. 3 dolar. 3-3-6. Bir tanesini muzlu alacağım. Bir çikolatalı, bir muzlu. Bir tanesinde 15 gram protein var arkadaşlar. 3 dolar. İş yerinde atıştırmalık olarak yiyorum. İyi oluyor ara öğün. Yoğurt fiyatları genel olarak böyle. Sizi oraya yakından da çekeceğim. Ama bu nedir ya şimdi? Hiç yakışıyor mu? Hı? Turkish. 6,5 dolar arkadaşlar. Fiyatlar böyle arkadaşlar. 6 dolar, 7 dolar yoğurt fiyatları. Şunları da alıyorum. İş yerinde yiyorum böyle günlük olarak. Dörtlüsü 6 dolarmış arkadaşlar. Bakın 20'li tuvalet kağıdı var. Güzel popolarınız için 11 dolar. Her gün aynı fiyat neredeyse. 20'lisi 11 dolar. Burada net için atıştırmalıklar var. Köpek maması. Bu arada çamaşır deterjanları arkadaşlar. Bu bazen indirime giriyor. 12 dolar. Geçen hafta bunu aldık. Fena değil. Güzel kokuyor. Yine aynı fiyatta 12 dolar ama genellikle abi bu ağırlıkta 2 litreler 20 dolar civarında düşünebilirsiniz. 18 dolar, 20 dolar. Tuvaletimiz için şunları alacağız. Bakalım indirim. Bunun adı ne diye geçiyor hiç de bilmiyorum ha. Get the cheapest one. There's a discount. Şunu alacağım arkadaşlar tuvalet için. Bu herhalde ikisi bir ay gider. 11 dolarmış. 5,5 dolar inmiş. Güzel de kokuyor. Tuvaletteki böyle işte temizlik ürünleri, böyle işte ev spreyiniz falan. 4-5 dolar. Şimdi gidelim. Bulaşık makinesi deterjanlarını göstereceğim size. Arkadaşlar bulaşık deterjanları da işte bu şekilde tabletler. Abi 64'lüsü 73 dolar diye araba mı alıyoruz ya? 24 dolar, 27 dolar ama genellikle 20-30 dolar arasında düşünebilirsiniz. Bu arada dondurulmuş gıdalar da var. Bakın dondurulmuş meyveler var. Yarım kiloluk işte raspberry var. 7 dolar böğürtlenler falan. İşte ne diyorlardı bunu Türkiye'de? Unuttum. Blueberry işte 6 dolar 7 dolar herhalde, onun fiyatı da yazmıyor orada. İşte dondurulmuş bezelyeler var abi 2 dolar 4 dolar. Ondan sonra şimdi biz genelde böyle karışık alıyoruz. Bu da ne kadarlıkmış? Küçük küçük paketler halinde oluyor genellikle. 5,5 dolar diyor. Yine böyle fırına atmanız için hazırlar var. Balık mesela. 11 dolar. Ondan sonracığıma tavuk ürünleri de var. Şimdi az ileride tavuk vardır muhtemelen. Buna hala balık, denizler, deniz ürünleri. Tavuk var 1 kilo 14 dolar. Yukarıda var yine 14 dolar. İşte burada var KFC tadında yine şeyler 12 dolar. Burada nuggetlar var abi 5 dolar 6 dolar. Çok fazla yemiyoruz ama evde hiç yemek yoksa, acil yiyeceksek alıyoruz yiyoruz abi. Size önemli bir şey göstermedim. Gösteremedim. Bulacağım şimdi onu size, dur. Bak bak, reis burada, reis. Görüyor musunuz arkadaşlar? 6 dolar arkadaşlar bir tanesi. Pahalı. Bu arada şey, diyet yapanların çoğu böyle hazır gıdalar alıyor anlaşmalı firmalardan. Bak 3 tanesi hazır yemekler var böyle. Direkt mikrodalgada ısıtıp yiyebiliyorsunuz. Böyle protein ağırlıklı, üstünde değerleri yazıyor. Hatta birisini alıp bakalım hızlıca. Hop aldım.
Diyor ki işte 35 gram protein, 36 gram karbonhidrat, 15 gram da yağ. Totalde 442 kalorimiş. Bildiğiniz bakın böyle hazır gıda mikrodalgaya atıyorsunuz abi. Zınk 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 gömüyorsunuz. Diyet yapanlara ve evde yemek pişirmeye vakti olan olmayanlara bunları hazırlayan firmalar var. Şimdilik bunları aldık. Bu haftalık alışverişimiz galiba bu kadar olacak. Şimdi cezamızı ödeme vakti arkadaşlar. Kasaya gidiyoruz. Bakın aslında burası önceden, buraya ilk geldiğimde 2020 yılının başında. Yani 4 sene önce bunların hepsini belki de 70-80 dolara alıyorken şu an burası temiz 100-110 dolar çıkar diye düşünüyorum. Belki 70-80 dolardan daha da ucuza alabiliyor olabilirdik ya. Gidip bakalım kaç para tutacak arkadaşlar. Fişi sizinle paylaşacağım. Fiyatlar genel olarak böyle. Dediğim gibi videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklayın. Aynı zamanda da kanalıma abone olun. Bakalım hakikaten ne kadar tutacak merak ediyorum. Just help me. Arkadaşlar alışverişi bitirdik. Dedim ya 100 dolar, 110 dolar falan tutar. Hani bunu 2020'nin başlarında alsaydık 70-80 dolar tutuyordu demiştim ya. 160 dolar tuttu abi. Şuraya bakın. Can you zoom in? 160 dolar. Abi biz daha şey almadık ha, deterjan falan almadık. Tamam et ürünleri, balık ürünleri almış olabilirim. Ama düşünün bir de arada buna deterjan ekleseniz. Neyse siz eğer böyle sağlıklı çok beslenmiyorsanız. Yani böyle balık ürünleri, et ürünleri her gün günlük tüketmiyorsanız benim gibi, ben spordan dolayı tüketiyorum. 150 dolar desek siz de kendinize bunu 130 dolar, 120 dolar olarak düşünebilirsiniz. Hadi maksimum 100 dolar olsun bir kişi için ya da bilmiyorum ne kadar yiyorsunuz. Bizim bu dediğim gibi bir haftalık alışverişimiz. Genel olarak bu miktarda alışveriş yapıyoruz. 160 dolar bizim haftalık alışverişimiz genel olarak böyle. Aylık masrafımızın bizim evin mutfağı sadece abi yani 600-700 dolar arası falan tutuyor. Hızlıca göstereyim tekrardan ne aldığımı. Cips aldık abi. Bir şey almadık aslında. Bir bunu aldık. Ondan sonra tuvalet için şunu aldık. Kuru yemişim var. Bu dediğim gibi bana bir hafta gidiyor. Her kahvaltıda birazcık ekliyorum kendime, yiyorum. Bu arada yumurta alamadık. Yumurta yoktu. Yumurta da 12'linin bir kolisi yanlış hatırlamıyorsam 7 dolar net. The eggs is the $7, eh? Yeah, I think around 7. One box is $7. 7, 8, something seven, like this. Dollar. Yeah. İşte Türk yoğurdu arkadaşlar. 1 kilo bu. Yoğurt aldık. Ondan sonracığıma. Dilimlenmiş karpuzumuz var abi. Onu aldık. Şöyle koyayım. Ondan sonra salmon var. İşte deniz ürünümüz var. Bu zaten 20 küsür dolardan. Zaten en pahalılardan birisi bu. Ondan sonucuma altılı kola aldık. Hızlıca diğer paketi de göstereyim. Yani masa dolmuyor he, bu arada. Yani bir şey almamışız. Ha, cips aldık yine böyle kahvaltı. Tavuk kanat var. 7 dolar yine dediğim gibi. Et ürünümüz var. Ve pahalıydı galiba. Sonra bir et daha var. Kız! I didn't know we bought that much chicken and beef meat. That's why it's expensive. Okay. This is normal every week. Come on. Bu arada ben hepsini yiyorum. Bu arada ben bayağı et balık tüketiyorum. Muz aldık. Bu ne lan? Even this is not enough. We have to buy it again. Ondan sonra mushroom, mantar var. Balımız var. Ondan sonra cim var. Netçiğimizin çikolatası var. Hıyar yok. Kabak var. Küçük yoğurdum var abi böyle iş yerine götürüyorum. Ondan sonra da iki tane de proteinli pudingim var. Bir tane kaşar peynirim var. Dediğim gibi şurada bir kola. Biraz da bir dilim karpuz var abi. Şu gördüğünüz 160 dolar. Yani bu kadar olmaması lazım. 160 dolar değil mi? Bu kız bize geçirmedi değil mi arada lan? 158 dolar. Hızlıca bakıyorum. Yok abi geçirmedi. Yani sadece Avustralya'nın enflasyonu bize geçirmiş abi geçiren. bu kadar fiyatlar genel olarak zaten videoda görmüşsünüzdür az çok. Çok fazla detaylara girmedim çünkü insana alışveriş yapıyor. Onları da rahatsız etmek istemedim. Çünkü kimisi insan kameranın da bulunmak istemiyor doğal olarak. Böyle arkadaşlar fiyatlar. Bu arada dediğim gibi bunu Kost'tan aldım.
Kırım'da odası var. Oraya gittim. Çünkü zamanlarla tasarruf etmeye çalışıyorum. İkimiz de çalışıyoruz. Yorgunuz. Fiyatlar böyle. İçeriğimi beğendiyseniz videomu beğenmeyi unutmayın. Fikirlerinizi de yorum kısmında belirtebilirsiniz. Ucuz bir yerler varsa lütfen bana tavsiyede bulunun. Belki kaçırdığım bir yerler vardır. Kanalıma da abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşça kalın.